Londra Haber Magazin. Koyan Londra Haber Magazin başlıyor. Londra'da ne var ne yok, kim kiminle, kimlerle nerede eğlendi, kim kim için neler söyledi. Çayınızı, kahvenizi ya da soğuk bir içeceğinizi alıp koltuğunuza yaslanın. Şeker tadında bir program başlıyor. Londra Haber Magazin programına Londra gündeminden derlediğimiz haberlerle başlıyoruz. Sevinçli bayram havası yaklaşık bir aydır İngiltere'ye hakim. Peki İngiltere'de Noel nasıl kutlanıyor? Noel sembolleri ve gelenekleri neler? Sezonunun resmi açılışı Noel'den 4 hafta önce Advent ile başlıyor. Noel'in erken sembolü olarak bilinen Advent, 24 gün önceden Advent takvimi olarak çocuklara Noel tatilinin geri sayımı için hazırlanır. Karışık olarak tarihlerin yazıldığı bu küçük takvim, arkalarında resim ya da Noel hakkında şiirlerin olduğu 24 kutucuktan oluşur. Her gün takip eden tarihe karşılık gelen tek bir kapı açmak için izin verilir. Noel Baba kimdir? Efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda yaşar, elfleriyle birlikte çocuklar için oyuncak yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirir. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçağın kızağında hediyeleri doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocukların şükran simgesi için kendisine ve geyiklerine bıraktıkları süt ve kurabiyeleri yiyerek evden ayrılır. Noel arifesini Noel'e bağlayan gece, evlere gizlice girerek çocuklara hediye bırakan efsanevi kişi olarak bilinse de, Noel Baba milattan sonra 280'de Patara'da doğmuştur. Asıl adı Nikolas'tır. Tahıl ticaretiyle uğraşan varlıklı bir ailenin oğluyken, aldığı dinsel eğitimin ardından papaz olarak Mayra'da yaşamış ve 6 Aralık 343'te 65 yaşında ölmüştür. Babasından kalan mirası yoksullarla paylaşmış ve bunu gizlice yapmıştır. Evlere neden çorap asılır? Bununla ilgili pek çok hikaye vardır. Fakat en bilineni şudur. 3 tane kızını çeyiz hazırlayamadığı için evlendiremeyen bir babanın durumunu öğrenen Nikolas, bilinen adıyla Noel Baba, yardım etmeye karar verir ve 3 kızın çeyizine yetecek olan bir kese altını pencereler kapalı olduğu için bacadan atar. İşte Noel Baba'nın yılbaşında hediye bırakma öyküsü böylece doğar. İkonlarda ve resimlerde Noel Baba'nın 3 altın top ile gösterilmesi de bu yüzdendir. Yılbaşı ağacı neden kurulur? İlk Noel ağacı 1830'larda İngiltere'de Kraliçe Victoria zamanında eşi Prens Albert'in Windsor Kalesi'nde bir Noel ağacı hazırlamasıyla ortaya çıkan İngiliz geleneğidir. Zamanla tüm dünya ülkelerine yayılmıştır. Bolluk ve bereketi simgeler. Müzik.
Sting nedir? İngiltere'de geleneksel Noel Christening, Mesih yani ışık anlamına gelir. Turuncu yuvarlak dünyayı, merkezindeki mum karanlığa ışık veren Tanrı'nın sevgisini, çevresindeki dört sopa, dört ana yön olan kuzey, güney, doğu ve batıyı, sopalara takılı olan meyveler ve şekerlemeler, kara, güneş, yağmur ve anneyi temsil ederler. Here comes Santa Claus, here comes Santa... Neden mum yakılır? Geleneklerden biri de mumlardır. Mutlaka yuvarlak olarak ardıçtan yapılan bir çelengin içine 3 mor, 1 pembe mum dairesel düzenlenerek yerleştirilir. İlk mor mum Noel tatilinden 4 hafta önceki pazar günü, diğer 2 mor mum takip eden pazar günü yakılır. Mor mum dileği sembolize eder. Pembe mum ise 4. pazar yakılır ve neşeyi sembolize eder. Noel günü çelenk merkezine 5. kırmızı ya da beyaz mum yerleştirilir ve Noel için yanar. Dünya ışığını sembolize eder. Noel yemeği. 24 Aralık gecesinde evdeki çam ağacının altına ya da şöminenin önüne hediye paketleri bırakılır. 25 Aralık sabahı Noel'de hediyeler açılır ve öğleden sonra meşhur Noel yemeği için sofralar kurulur. Ve tüm aile bireyleri ana yemek olan hindi ve masayı süsleyen diğer yemekler eşliğinde toplanırlar. Noel yemeğinden sonra mutlaka puding, yanan brandy eşliğinde kurumuş meyveler ve Noel keki ikram edilir. İngiltere'de Trafalgar Meydanı'nda her yıl kurulan 25 metre boyunda dev bir Noel ağacı vardır. Kurulan bu çam ağacı 1947 yılından beri her sene Norveç tarafından İngiltere'ye hediye edilir. Sebebi ise 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Norveç'e verdiği desteğe karşı duyulan şükrandır. Londra Haber Magazini olarak Noel'in hayatınıza sonsuz hikaye ve inanılmaz mucizeler getirmesini diliyoruz. Mutlu Noeller. Sevgili izleyicilerimiz, dostlarımızdaki sabah kahvaltısı programındayız ve yanımda iki tane pırıl pırıl genç var. Evet, sizi tanıyalım. Benim adım Ersan Hüseyin. Siz? Ahmet Kenan. Evet, Ersan ve Ahmet'le güzel bir sabah kahvaltısı sohbeti gerçekleştireceğiz. O sizi çağrımızda. Evet, kahvaltıyı nasıl buldun Ersan? Çok güzel, bomba. Sen nasıl buldun Ahmet? Vallahi be kardeş, ateş. Böyle biçim yemek her yerde bulunmaz. Ateş gibi bir kahvaltı. Ateş, ateş. Sanki nenemin evine gittim ben. Yani yok yok. Ya işte çok bulunmaz zaten buralarda böyle yemekler değil. Az. Hoşuma gitti çok. Yani nenenin yemeklerden daha güzel. Gözlemeler. Gözlemeler. Sanki köydeyim. Sanki köydesin. Ya. Nenenin köyü hangisiydi Kıbrıs'ta? Gomikebir. Gomikebir. Evet. Giden tarafına. Giden arasına. Of, her sene. Her sene gidin nenenin köye. Ya. Yaparsan da böyle börecikler nenen. Oh, hep zeytinyağından, hep yumurta, pastırma, sucuklu, hellimli. Güzeldir.
Keşke orada yaşasaydık. Sen Ersan? Biz gözlemeyi beğendik. Ekmeği de. Her şey güzel. Börekler de çok güzel. Oo, çok güzel. Senin nenen güzel börek yapar mı? Vallahi yemedik çünkü nenemiz çoktan öldü. Ramelik oldu. Beğenmedik. Evet, denemedik. Annen yapar mı böyle güzel börekler? Yok, yapmaz. Yapmaz. Ekmeğine... Onun için o sıcağımıza gelecek. Ha, güzeldir. Çok güzel. Ahmet'in dediği gibi tam nenesinin böreklerinin aynısı diyor. Yeah, çok güzel, çok güzel. Vallahi beğendik. Kıbrıs'ta kim var Ahmet? Ersan. Teyzemler, eniştem, yeğenler, her şey. Ne tarafta kalır seninkiler? Bizim yine Boğaziçi, Ginneli, İskele, Mausa, her yer. Her tarafta var yani. Yep. Sen giden Kıbrıs'a? Oo, her sene. Yazda çok beğenirim. Her sene yazda Kıbrıs'tasın yani. Her sene. Eksiksiz. Tabii. Sıcağı beğenirik. Klapsides, Klapsides'e giden. Denizi beğenirik, her şey. Güzel. Kıbrıs gibi yok. Evet, şimdi ekranın başında bizi izleyen izleyicilere neler söylemek isteyen Osi Çağrımızla ilgili, bu güzel kahvaltıyla ilgili. Vallahi başka yerde yoktur böyle yemek. Bafedir. Nasıl, ne kadar istersen yiyebilirim değil. Güzel. Sen ne diyeceksin abi? Vallahi Ersan'ın dediği gibi fiyatı da uygundur. Yemeği de güzeldir. Ne kadar istersen at ağzına gitsin. Güzeldir yani, çok memnun olduk bu lokantadan, kahvaltıdan. Dediğim gibi ilk defa geldim bugün ama çok hoşuma gitti. Gene geliriz. Evet, şimdi ekrana bakarak bir güzel söyleyelim bakalım. Kıbrıs seni seviyoruz, değil mi? Evet, Kıbrıs seni çok seviyoruz. Ama beraber söyleyelim. Olur. Evet, 1, 2, 3. Kıbrıs seni çok seviyoruz. Ama içten olsun, böyle olmuyor artık. 1, 2, 3. Kıbrıs seni çok seviyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Osi Çağrımızdan ki programımız burada sona eriyor ama programımız hala bitmedi. Londra turumuz devam ediyor. Bakalım sırada kimler var? Açılışı olan Öncü Gaziantep Kitchen'dayız. Burada bulunan müşterilerden buradaki lezzetle ilgili bilgiler edineceğiz. Merhaba, nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Erol. Avustralya'dan Melbourne'den Londra'da bulunmak üzereyim. Melbourne'dan mı geldiniz? Melbourne'den geldim. Tatile mi geldiniz? Tatile geldim. Oh, ne güzel. Ve direkt Öncü Gaziantep Kitchen'a mı geldiniz? Direkt Öncü Gaziantep Kitchen'a. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz buradaki yemekleri? Yemekleri absolutely fantastic. Döneri olsun, kebapları olsun, süper, şahane. İsterim hepiniz gelin tadına bakın. İlk defa geliyoruz. Çok beğendik. Neyi sevdin en çok? Neler var burada? Biraz anlatır mısın bize? Tabii. İşte bir mix order verdik. Yemekler tam kıvamında pişmiş. Gayet güzel hazırlanmış. Tadı olsun, sosu olsun, baharatı olsun çok ilgi gösterilmiş. Türkiye'yi aratmıyor mu? Aslında buradaki restoranların kalitesi gittikçe yükseldiği için aratmamaya başladı. Eskiden insanlar Türkiye'ye gittiği zaman böyle yemeklerini özlüyordu. Oradaki yapılış maddelerini özlüyordu. Şimdi ama burada gittikçe o fark azalmaya başladı. Yabancıları da çekmeye başladık. Eskiden biz yabancıların mutfaklarını merak ederdik. Şimdi onlar bizim mutfağımızı merak ediyor. Biraz öyle olmaya başladı. Gittikçe yabancılar görüyoruz. Yani etrafımıza bakarsak biraz da öyle. Servis nasıldı? Servis kalitesi çok profesyonel.
çok ilgi gösterdi arkadaşlar. Bekletilmedik. Her şey çok hoştu. Sarma beyti için tabağı hazırladık. Sonrasında? Daha sonra sarma beytimiz piştikten sonra lavaşa sarıyoruz. İyi bir şekilde kızartıyoruz. Küçük küçük kesip tabağımıza diziyoruz. Başka neler var burada? Burada kebap çeşitlerimiz var. Antep mutfağına ait yöresel yemeklerimiz var. Evet. Nelerdir teker teker sayacak olursak? Mesela uykuluk. Antep yöresine ait uykuluğumuz var. Ciğer, Adana, ezme kebaplar. Hepsi Antep yöresine ait. Siz buranın şefisiniz sanırım. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun? Çok genç görünüyorsunuz. Ben çok küçük yaşta başladım. Yani bu işe dünya mutfağında başladım. Ve burada da böyle devam ettiriyoruz kebap. Ve İngiltere'de Türkiye kültürünün yemeklerini burada yabancılara tattırıyorsunuz. Zaten bizim yemeklerimiz şu anda top list. Yabancı halktan çok büyük rağbet görüyor. İnsanlar seviyor. Farklılık var. Nedir farklılık? Farklılık olan zaten Türk mutfağının kendisidir. Türk mutfağı her zaman farklılık yaratır her yerde. Nedir? Zenginliğidir. Mezeleriyle, ana yemekleriyle, alakartlarıyla, her şeyle zaten Türk mutfağı bambaşka bir mutfaktır. Ve yanımızda işletmeci Yılmaz Bey var. Yılmaz Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak tebrik etmek istiyorum. Edmonton bölgesinde çok güzel bir yer açtınız. Çok nezih bir mekan. İçerisinin dekoruyla olsun, yemekleriyle, hijyeniyle, servisiyle çok güzel duyumlar alıyoruz. Ben biraz da Gaziantep mutfağından sormak istiyorum. Buradaki yemekler sadece Gaziantep mutfağına mı ait? Efendim, kesinlikle Gaziantep mutfağına ait yemekler sunuyoruz. Özellikle odun fırın kullanıyoruz. Antep usulü, bildiğimiz Antep usulü lahmacun ve pide çeşitleri, aynı zamanda da fındık lahmacun da yapıyoruz. Bunun birazcık önemine değinmek istiyorum. Hani odun derken sağlık bakımından daha tabii ki yani sağlığımız açısından daha önemli. Bunu biraz da açar mısınız? Neden diğerleri kullanmıyor? Kesinlikle odun fırını bildiğimiz Türkiye'de en organik, en sağlıklı fırın olarak bildiğimiz asıl olması gereken tarz. O yüzden tamamen lahmacun ve pide ve çeşitlerimiz, tava çeşitlerimiz organik fırında yapıyoruz. Lezzet olarak da tamamen Güneydoğu Anadolu, Gaziantep bölgesi bildiğimiz İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinin tadını tamamen alabiliyorsunuz. Onun dışında kebap ve meze çeşitlerimiz, balık çeşitlerimiz, günlük sulu yemek çeşitlerimiz var. Bunlar da tamamen Antep usulü, Antep lezzetiyle sunuyoruz. Kahvaltı çeşitlerimiz var. Aynı zamanda Türkiye usulü serpme bildiğimiz bolca ve aynı zamanda birden fazla çorba çeşitlerimiz var efendim. Tamamen bildiğimiz Gaziantep yöresine ait has lezzetli tadı sevgili müşterilerimize vermeye çalışıyoruz. Biraz önce pidelerimiz ve lahmacunlarımız çok özeldir dediniz. Nedir özelliği? Efendim, bizim lahmacun ve pide çeşitlerimiz, tava çeşitlerimiz bildiğimiz orijinal Gaziantep lezzetiyle, tadıyla yapılıyor. Sevgili müşterilerimize kesinlikle fırınımızda çıkan ürünleri, denemeleri, tatmalarını istiyoruz efendim. Tüm hızımızda sevgili müşterilerimizi bekliyoruz. Yılbaşı rezervasyon kesinlikle yapılmasını sevgili müşterilerimize istiyoruz. Çünkü inanılmaz yoğun bir talep var. Şu anda dolu gibiyiz. Mümkünse gündüz saatlerine bile booking yapılmasını istiyoruz. Peki Yılmaz Bey, çok teşekkür ediyoruz ve sevgili Kıbrıs Geniş TV Londra Haber Magazin izleyicileri, herkesi önce Gaziantep kıçına bu lezzeti tatmaya bekliyoruz. Geldiğiniz zaman zaten buradakiler sizlere en iyi şekilde ağırlayacaklar, servisi sunacaklardır. Bu nezih mekana gelin ve bu lezzeti sizler de tadın ve yaşayın. Buradan ayrılıyoruz fakat Londra turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Arabanıza hem MOT hem de servis yaptırmak istiyorsanız 99 liradan başlayan fiyatlarımızla NEM Motors hizmetinizde. En son ATL sistemiyle yol güvenliğinizi sağlayalım. Londra yollarında arabanızla güvenli seyahat ediniz. NEM Motors MOT merkezi.
servis yaptırmadan, arabanızın bakımını yaptırmadan yola çıkmayın. Güney Londra'nın MOT garajına uğrayın, hem yol güvenliğinizi sağlayın, hem de arabanızın yolda arızalanmasını servis ve bakım yaparak durdurun. NEM Motor MOT Merkezi. İsterseniz evinizden arabanızı gelip alalım. Servis ve MOT'sini yaptıktan sonra evinize tekrar getirelim. Siz yorulmayın. Değerli zamanınız sizin olsun. NEM Motors MOT Merkezi. Bir telefon kadar sizle uzağız. Hemen arayın, kapınıza gelelim. Sizlere servis ve hizmeti sunalım. NEM Motors MOT Merkezi. Magazin izleyicilerimiz, bizler gece turumuza Romford'dayız, Ava Restaurant'tayız ve başladık. Geziyoruz, gecelere akıyoruz. Kimler nerede nasıl eğleniyor, bunları sizlere güzelce sunuyoruz efendim. Evet, giriyoruz. What's your name? My name is Natasha. Natasha. So you having a meal at Ava Restaurant. Is it first time you coming here? First time. I must say when I entered it was very nice atmosphere and it's open. It's lovely ambiance. Lovely ambiance. Yes. Good. So far you having started. So far, what do you think? Yes. Yeah, about I think there's a lot of choices and they're all very delicious. So I have to be very careful how much I eat, otherwise I may not get to the main one. But there are lovely variety of choices and salads. And a variety of salads, which is very good. You got to try every single. Well, it's tempting. It's very tempting. But don't miss off the taste. Not really, but you have to be very careful not to eat too much. Yes, you've got to eat main course as well. That's right. Yeah, we are still waiting. Right. Doesn't matter. In between, you're gonna get up and dance. So you're gonna burn a bit, and then come back and can't continue to eating. Yes. Bizler röportajlarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. Güzel bayanların olduğu bir masa yakaladık ve bakalım kendileri buraya ilk kez mi geldi yoksa daha önce gelmişler mi? Bir öğrenelim. Good evening. Good evening. How are you? I'm great. How are you? I'm great. Thank you. So you decided to go out tonight and then you came to Ava Restaurant. Yes. It's actually my best friend's birthday. She's right here. Okay. She doesn't want to be on TV. Okay. We're not going to be recording her. Don't worry. Oh, he's... Right. Is it first time you're coming to Ava Restaurant? Yes, it is, yes. So who recommended to you come to this restaurant? My best friend. Oh, she been here They before? Came here, actually, I think it was a few weeks back. Okay, so they liked it. Yes, and I think they're a good friend of Nasrin's as well. Oh, so they decided to have a birthday party here then. Yes, right. Exactly.
So do you like Turkish food? Yes, I love Turkish food. Yes, you experience it before? Yes, yes, absolutely. I go to Turkey every single year. Oh! I go to Marmaris. I don't know how to say it properly. Yeah, that's good. Yes. I always go to Turkey every year, so I'm very familiar with it. You're very familiar. Yeah. That's good. So do you like to get up and dance with the Turkish music? Love it. Because I'm Iranian. Oh, so it's similar, isn't it? Very similar, yes. It is. So you're going to eat, you're going to get up and dance, and you're going to eat again. Hopefully I'm not going to be too full up, but I don't know if I'm going to be able to dance. There's so many beautiful dishes. You're going to dance and burn what you eat, exactly. And then you're going to come back and eat again. Very good idea. I'm going to do that. Do it. It works. Very good, very, very good. Good exercise. Efendim bizler Eyva Restoran'da sohbetlerimize devam ediyoruz ve bu masa Türk değil. Bakalım nereliler? Good evening. Good evening. Where are you from? You're not Turkish, so I want to find out. Indian. Yes, you see, it's not just Turkish people come to Turkish restaurant. All international people can come, enjoy the Turkish food and Turkish entertaining and Turkish music. So, I guess you've been before here. Yeah, we've been before. Yeah, we love the food. Yes. We love the grilled food and the variety, different taste, flavors, and I'm used to different cuisine. Yeah. Yeah. So, do you like the music as well? Yeah, we're looking forward to that. Yes, we're gonna start in a minute. Yeah, we love. Waiting us to finish the interview. And do you like and get up and dance as well? Yeah, we'll join in. Yes. Yeah. Please. No problem. You should just get up and enjoy it. Yeah. Yeah. Come on, guys. All with the guys. Yes. Christmas diye bir Christmas sorusu soruyorum. Herkese buyurun, bu akşam bakayım. Sordum. Hadi kutlayan kutlamayana herkese sordum. Buyurun. Christmas dolayısıyla şu soru soruyorum. Siz bu yıl ne hayal ederdiniz size gelmesi için hediye? Hediyenizin ne olmasını 2016 isterdiniz? 2016 yılında mı bahsediyoruz? Yok. Ne hediye isterdiniz? Ya şimdi çok klasik olacak herkes ama herkes bir şeyler ister ya. Şunun hediye olsun, şunun ya, olsun hediye diye. Ben veya özellikle hayal ettiğiniz bir şey var mı? Şahsım için bir şey istemiyorum. Özellikle onu söyleyeyim ben. Tamam. Yani hediye olarak dünyaya söylüyorum. Özellikle Türkiye'ye. Türkiye'liyiz biz. O zaman kameralara bakarak söyleyelim. Türkiye'liyiz biz. Dolayısıyla Türkiye'ye barış ve huzur gelmesi istiyorum. 2017 yılında. Çok fazla vaktimiz yok zaten. Biliyorsunuz yılbaşında 2 haftamız falan var. Barış ve huzur gelsin. Mutluluk gelsin. İnsanlar ölmesin. İstediğimiz bu. Evet. 2017 yılında çok daha barış ve huzur böyle. Mesajları insanın gönderelim. Gönderelim kesinlikle. Enerji olarak. Doğaya, kesinlikle. Dünyaya. O da doğaya, olmasın aynen, yine. Aynen öyle. Evet. 2017 yılında öncelikle temelimiz barış olsun. Bu. Kesinlikle. İnşallah. Mutluluk olsun herkes için. Hediye olarak barış, mutluluk
istedik, huzur istedi beyefendi. Aynen. O da haklı. Evet, bizler devam ediyoruz. Yes, it's Christmas week. I would like to ask you, what would you like to have as a Christmas present? What is your dream present, or what would you like to have a present for this Christmas? Oh, for this Christmas, you mean to ask Father Christmas? Yeah. To ask what would you like to Father Christmas will bring it to you? I see. I think I need a car, actually. My car is getting old. So you would love to have one which is with the electric ones, you know, yes, without the petrol. Yes. I think that would, yes, be more to the environment and, yes, all this, you know. Right. She would. Yes, smart. A smart car. She would like to get as a present a smart car. I wish your dream present will come true 2017 oh, for you. Yes. Enjoy the meal. Thank you very much. And nice you. Have a lovely time. Thank you. Question for you. What would you like to have as a Christmas present? I don't know. I'm one of those people. I'm very indecisive. I can't think of something. A Rolex. Oh, okay. Yeah. Right. That's what I'm aiming for. Okay, that's it. I wish it will come true. You know, it's just inshallah, like someone will bring it to you, inshallah. 2017, you'll get that. Thank you. Thank you very much. You know, but always keep hope. Exactly. Always keep hope. Exactly. Don't give up on hope. Right. I'm going to ask you a question because it's Christmas. Yeah. What would you like to have as a Christmas present? Your Christmas father, what would you like to bring it to you? Ah, that's a difficult one, but for Christmas presents, I don't know. Probably. Would you dream something? Would you wish something to have it as a present? I want the latest PlayStation. Yeah. Ooh, okay. It's a PlayStation. Yeah, PlayStation. Yeah, pretend it's for the little one. Do you have time for that? Of course I do. Ooh, yeah. Time for that. Of course I do. Yeah. I wish it will come true, though. Yeah, I'm hoping, praying. Yeah. Father Christmas got the message now. Yeah. It will bring it to you. Yeah, definitely. Okay. Definitely. It's Christmas week. I ask everyone this question. Either you celebrate Christmas or not, is everybody getting that mood? That's right. Yes, doesn't matter. What would you like to get as a present this Christmas? I wish peace for the world, no more war. Yes. Everyone get together. Yes. And integrate. Yes. And share equal opportunities. And love. Yeah, yes. Love each other. That would be best present, isn't it? Yeah, exactly. Yes. Exactly. I agree with her. And have a lovely time. Thank you very Enjoy much. Enjoy the night. We're from Rainbow Home Care. Yes. We provide care for old people. Oh, bless. And we did party today for old people. And they loved it. You make, yes. We got Filipino, Indian, Pakistani, all nationality. Yes. That's good. And that's almighty. Good. There's no nationality. We're all living in the one world. It shouldn't be no nationality. We're all the equally same people, aren't we? Human. Yes, we are. So, great. Okay. Biz devam ediyoruz. Evet. Christmas haftası dolayısıyla herkese sordum bu soruyu abi. Sana da sorayım. Hediye olarak ne gelmesini isterdin sana bu yıl? Aslında hediye olarak ben biliyorum, çocuklarım bana hediye hepsi aldı. Ben de hanımı aldım. Birlikte yani Christmas'ta değil de biz yeni yılda yılı veriyoruz. Evet, evet. Ama İngiltere'de olduğumuz için Christmas diyoruz. Evet, tabii. Onun haftasındayız. Benim için hediyenin büyüklüğü değil, unutulmamaktır. Evet. En küçük hediye bile en büyük değer taşır benim için. Maneviyatı önemli değil mi? Aynen öyledir. Yani hediyenin bir hediye var mı? Ya şu yok, olsa da asla, hediye olsa. Asla. Evet. Asla ben güzel öyle kompleksim yoktur. Yani hediye hediyedir. Küçük de olsa, büyük de olsa hatırlanmak, anımsanmaktır önemli olan. Evet. Çünkü bugünkü çağ internet çağıdır. Herkes şimdi şu anda kart dahi vermez. Evet. Sadece bir text, bir WhatsApp, bir Face atar. Herkesin yeni yılını kutlarım der. Oldu bitti. Bütün dünya gördü. Evet. Gördüğünüz gibi benim Nazım abim çok mütevazi efendim. İşte o yüzden onun düşünceleri benim için önemli oluyor. Sohbetleri güzel oluyor. O yüzden ben onu daha çok soğukta tutmuyorum ve onu içeriye arkadaşlarının yanına eğlenmeye gönderiyorum. Evet. Aslında soğukta tutmak istemediğim ben aslında da çaktırmıyoruz. Hadi abi gidelim o zaman. Hadi buyurun.
Sevgili Kıbrıs Genç TV Londra Haber Magazin izleyicileri, yine Edmonton Green'de Demirci Perde'deyiz. Yanımızda Meral Hanım var ve Meral Hanım bizlere bu ayki özellikle Christmas dolayısıyla Demirci Perde'nin size sunacağı indirimlerle ilgili bilgiler verecek. Meral Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Merak ediyoruz. Christmas'a özel promosyonlar ve indirim kolaylıkları nelerdir? Evet, yoğun bir döneme giriyoruz. Yeni yıla hazırlanıyoruz. Bu süreçte de müşterilerimizin hepsi tabii bizden özel indirimler bekliyor. Biz de şöyle bir kampanya düşündük. 4 cam yaptıran müşterilerimize 1 cam bizden hediye. £1000 ve üzerinde alışveriş yapanlar için de hem Bellona'da hem Demirci Perde'de kullanabilecekleri £250'lık bir indirim hediye ediyoruz kendilerine. İstedikleri vakitte kullanabilirler. İster bu alışverişlerinde kullanırlar, ister bir sonraki alışverişlerine saklayabilirler. Peki 4 cam perde yaptırana bir perde de sizden hediye dediniz. Bununla ilgili de detay verebilir miyiz? Hangi perdeler için tabii geçerli? Tabii, evlerinde herhangi bir perde yaptırmış olabilirler. Bütün müşterilerimize 4 cam bizden yaptırmışlarsa bir camlarına zebra veya rollerblind hediye ediyoruz bizden. Peki Meral Hanım, dilerseniz Demirci Perde'nin bizlere sunmuş olduğu hizmetlerden yine izleyicilerimize bahsedelim. Evet, Demirci Perde'de A'dan Z'ye her türlü perdeyi bulabileceklerine emin olabilir müşterilerimiz. Kalın perde, tül perdeden zebra, stor perdelere, alüminyum veya wooden ahşap blindlarımıza ve şu anda yeni satışa sunduğumuz yeni modellerimiz de mevcut. Zebra perdelerin yeni dizaynları geldi. Gelsinler mağazalarımızda görsünler. Onun dışında tül perde ve zebranın fonksiyonelliğinden esinlenerek yeni bir ürün tasarlandı. Biliyorsunuz silüet perdeler. Onları da satışa sunduk mağazalarımızda. Ayrıca kalite ve güvence isteyen müşterilerimizi kesinlikle Demirci Perde mağazalarına bekliyoruz. Çünkü biz Londra'da ISO 9001, 14001 belgelerini almış tek Türk üreticiyiz. Hem üretiyoruz, hem montajlarını yapıyoruz, evlerine gidiyoruz. Titiz bir şekilde ölçülerini alıyoruz evlerinde ve montajlarını düzgün bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Herhangi bir problemde geri dönecekleri adresleri belli. Biz her şekilde yardımcı oluyoruz müşterilerimize. O nedenle güle güle kullanmak üzere ürünlerini, perdelerini bizden temin etmelerini tavsiye ediyoruz tüm izleyicilerimize. Peki izleyicilerimiz bu güzelim ürünlere nasıl sahip olabilirler? Dilerseniz mağazalarla ilgili ve web sayfalarınızla ilgili de izleyicilerimize bilgiler verelim. Bizler Londra'da 3 şubeyle hizmet vermekteyiz. Birisi şu anda içinde bulunduğumuz Demirci Perde Edmonton Green şubesi. Bir diğeri Stoke-Newington High Street'te Demirci Perde şubemiz. Ayrıca Bellona Lewisham içerisinde 2. katta hizmet vermekteyiz. Ayrıca online alışveriş yapmayı seven müşterilerimize de www.blindsforvalue.co.uk adresini tavsiye etmekteyiz. Orada da gene Demirci Perde kalite ve güvencesini hissedebilecekler.
Meral Hanım, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Evet, evinizin içerisindeki tasarımlar ve yenilikler tabii ki sizin ruh halinizi de etkileyecektir. Kendinizi daha mutlu, daha güvende ve daha huzurlu hissedebileceksiniz. Perdelerin de evin içerisinde güzel olması, renkleri açısından, kalitesi ve kumaşı açısından çok önemli. Paranızı boşa harcamamanız gerekiyor. Demirci Perde'ye gelin ve burada çalışan yetkili kişilerden gerek tasarımla ilgili ve perde seçimiyle, dekorla ilgili bilgiler edinin ve bizler de sizleri en yakın Demirci Perde'ye bekliyoruz. Gelecek hafta yine Demirci Perde'deyiz. Yeni konuları konuşmak üzere. Bakalım Meral Hanım bizlere hangi konulardan bahsedecek. Gelecek hafta görüşünceye dek Demirci Perde'den ayrılıyoruz. Fakat Londra turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız yaz gelmiş. Cyprus Paradise. Tatiliniz bizimle güvende. Sevgili Londra Haber Magazin izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, bizler eğlencenin bomba mekanı Cyprus Garden'dayız. İçerisi tıklım tıklım dolu. Evet, bu akşam özel bir sanatçılar da var. Bora Serbülent var. İçeride eğlenceler, Christmas partileri, Christmas haftasındayız. O yüzden herkes işçilerini Christmas partilerine getiriyor. Efendim, bir beyefendi yakaladık. Masası kalabalık. Evet. Oy birliğiyle sizin konuşmanıza karar verdiler. Öyle oldu maalesef, evet. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyidir, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Süperiz, iyiyiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Taşkır Kılıç ben. Efendim, burada eğleniyorsunuz. İlk kez mi Cyprus Garden'da eğleniyorsunuz? Yok, şahsen hayır. İlk defa gelmiyorum. Çok zamandır buraya geliyorum ben. Ama Kılıç'ın Kılıç Avukat Bürosu'nun direktörüyüm ben. Bugün herhalde işim mi? Bugün Christmas partimizdi. Evet. Burayı seçtim özellikle. Çünkü çoktan beri geldiğim bir yer. Ve servisinden, müziğinden, her şeyinden çok memnun olduğum bir yer. Dolayısıyla bir yer seçmemiz gerekiyordu Christmas Party için. Ve buranın çok uygun olduğunu düşündük. 20 kişilik ekibimiz var. Bugün çok güzel eğleniyoruz. Ekip memnun mu sizin tercihinizden? Tabii bana düştü seçme yeri. Tabii özellikle ben memnun olmaları için elinden geleni yaptım ama çok da bir şey yapmam gerekmedi. Cyprus Garden'ın bütün ekibi çok iyi zaten ağırladılar. Evet. Benim çalışanları falan ve herkes memnun. Evet. Çok iyi eğleniyoruz. Gece devam ediyor. Evet, süper eğleneceksiniz. Kesinlikle. Zaten Bora Bey daha önce izlemişsiniz de mutlaka Garden'a geldiğiniz için. Kesinlikle, önce, kesinlikle. Evet. Çok zaten ekibi hepsini tanıyorum dediğim evet. gibi şarkıcıları falan. Artık çok aile gibi oluyorsunuz geldikçe. Öyle oldu, siz de tanıyoruz artık. Siz de bizim aile evet, parçası evet. oldu. Bütün çalışanlar falan. Evet, memnunuz, ne güzel. Çok iyi bir parti oldu, yılbaşı partisi. İnşallah güzel. Böyle devam eder. Kaybolur zaman. İçimde
İçim yanar, içim kanar da. Evet, devam ediyoruz. Yanımızda beyefendi var. O da Cyprus Garden'da. Ve I would like to say thank you very much for coming and talking to me first. And I hope you're having a great time in Cyprus Garden. I'm having a lovely time. I mean, this is it first time? No, this is my second time of coming here. Ooh. And I always love coming here. I mean, okay. The first time was a wedding and this time it's a special occasion for Kilichi and Clay solicitors. And I love it. So are you a lawyer? I'm a solicitor, yes. Yeah, with Kilichi and Clay solicitors as well. Yeah, so I deal with immigration mainly. Uh-huh. And family sometimes, employment as well, yeah. So, did you get up and dance? Yeah, I've been dancing, yeah. I've been learning my Turkish moves all this while. It's cool. Music is music, isn't it? Music is music. As long as you like dancing, you can get any beats. If it's good, it's good. You don't have to worry about what they are talking about. It's good. That's it. And I love it. Yeah, I love it. I love it. I love the atmosphere. I'll tell everyone to just... What about the food? The food was lovely. I have a fish and it was good, yeah. I love it. I love it. Send you to go and have a lovely time with your friends. Thank you very much. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Gördüğünüz gibi efendim bizler eğleniyoruz. Bizler eğlencenin bomba mekanı Cyprus Garden'dayız. Dediğim gibi tıklım tıklım eğlence, tavan süper, herkesin enerjisi güzel. Ve yanımda Nazım abim var. Onu yakalamışken dedim ki abi lütfen bir röportaj yapalım. Beni kırmadı sağ olsun. İyi akşamlar abicim, hoş geldin. Hoş bulduk, siz nasılsınız? İyiyiz, sizi görünce böyle daha güzel oluyorum. Evet abicim, seni genelde çok görmüyorum eğlenirken. Bu akşam özel bir şey mi var? Var var. Bu akşam Londra Türk Masterlerinin özel bir yemeği vardır. Hmm. Bütün arkadaşlar burada, hepsimiz içeride eğleniyoruz. Oo, güzel. Oynuyoruz, gülüyoruz, şakalaşıyoruz. Yani bugünün, bu akşamın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz hep birlikte. Hak ediyorsunuz, yakışıyor. Tabii. Geliyorsun, yiyorsun yemeklerini. Sence nasıl burası? Ben senin fikrini çok çok önemsiyorum çünkü. Doğruları söylüyorsun her zaman. Aslında burası otantik bir ortam. Eğlenmek isteyen buraya gelmelidir. Net. Yani eğlenmek isteyen, yani hayattan zevk alan, enjoy yapabilen, eğlenmesini bilen kişilerin durak yeridir bence. Evet, en güzel şekilde Nazım abim çok güzel açıkladı. Otantik eğlenceyi bilen, isteyen, doya doya müzik dinlemek, sohbet etmek, güzel yemek yemek isteyen buyursun gelsin değil mi? Aynen öyle. Bütün sanatçılar hepsi birbirinden değerli. Evet. İnsanın ruhunu okşalıyor. İnsanı bir anda başka bir dünyalara taşıyor. Kesinlikle. Onun için insan kendinden geçiyor ve kendini bir anda pistin orta yerinde bulabiliyor. Evet, röportajlarımız son hız devam ediyor. Yanımda bir beyefendi var. Benimle de sohbet eder misiniz dedi. Kendisi geldi. Ne kadar memnun oldum anlatamam yani. İyi akşamlar. Ben de çok memnun oldum sizinle sohbet etmekten. Tabii teşekkürler, ki. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Benim ismim Salih. Salih Bey, bu akşam burada eğleniyorsunuz. İlk kez mi geldiniz buraya? Cyprus Garden'a ilk kez geldim efendim. Söyleyin, fikriniz ne, düşünceniz ne? Yemekleri, eğlencesi nasıl? Çok güzel. Kıbrıs'taki bazı eğlence yerlerinin aynısı diyebilirim. Beni sanki böyle Kıbrıs'a kadar götürüp tekrar getirdi. Çok teşekkür ederim. Güzel, çok memnun olduk. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Peki,
Kıbrıs'ta aileniz var tahminimde. Tabii ki ailem var. Onlara mesaj gönderin. Kamera sizin. Buyurun selam gönderin. Evet. Mesaj gönderin. Onlar izlesin. Bir oğlucum var. Durdu Özdeğirmenci. Işıklar kasabının sahibi. Ona çok selamlarımı ve toruncuma, gelinime çok selamlarımı söylüyorum. Onları çok seviyorum. Evet beyefendi size sevgilerini gönderiyor efendim. Bizler burada eğleniyoruz ve dediğim gibi herkese sevgiler, selamlar. Bizden bu kadar efendim. Bizler yolumuza devam ediyoruz. Bizler eğlencemize devam ediyoruz. Bizler her zaman sizlerle kalmaya devam ediyoruz efendim. Buradan herkese sevgiler, saygılar diliyorum. Bizler gece turumuzu bu akşam burada noktaladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın efendim. Sizi seviyorum. Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan sizlere bu haftalık da bu kadar. Başkalarının isteyip de yapamadığı, en çok takdir edilmeye çalışılan Londra Haber Magazin'den hepinize hoşça kalın. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle.